Saygıdeğer izleyenler, devlet memurluğunun kendine az özelliği ve güzelliği var. Bugün burada aynen kız evladı gibi. Kız evladı doğar, dünyanın hiç akla gelmedik bir yerine uçar ve konar. Devlet memurları da aynen öyledir. Yasa gereği belli bir süre sonunda geldiğiniz yerde hizmetinizi tamamlar gidersiniz. Şimdi 5,5 yıl evvel Ünye'ye gelerek SGK müdürü olarak göreve başlayıp 5,5 yıl sonunda Ünye'ye veda etmek durumunda olan Erdem Esentürk kardeşimize Ünye'de geçirdiği 5 yılı bir de kameramız vasıtasıyla Ünye'yi ülkeye olduğu gibi dünyaya da gösterelim istiyoruz müdürümüz sayesinde. Hem müdürümüzün Ünye'de veda ederken ulaşamadığı insanlara da buradan mutlaka bir çift sözü vardır. Kendisi Adana Fekeli, güzel bir yerden. Şimdi Aydın Nazilli Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğü'ne, Şube Müdürlüğü'ne atandı. Kendisine çocuklarıyla beraber hayırlı uğurlu yolculuklar dilerken sözü de kendisine bırakalım. Buyurun Erdem Esentürk. Eyvallah abi. Buyurun efendim. Teşekkür Söz ediyorum. Söz sizin. 5,5 yıl hizmet ettiğiniz Ünyeli'ye ve bölge insanlarına. Evet. 2015 yılında gelmiştim ilk defa buraya. Tabii ki daha öncesinde Karadeniz'e hiç gelmemiştim. Evet. İlk defa da Ünye'yi görmek, Ünye gibi güzel bir memleketi görmek bizim için büyük bir intiba uyandırdı bizim gözümüzde. Çünkü ilk geldiğimizde böyle denizi, masmavisini, yeşili hepsini beraber yaşamak nasip oldu. Tabii geldiğimde kış günüydü. Ocak ayında gelmiştim. Ama böyle dağlarda fındık ağaçlarını gördüğüm zaman sanki çim adam gibi gelmişti bana. Öyle gözümde canlandırmıştım. Evet. İlkbahar olunca yeşillik tamamen ortaya çıkmış oldu. Bizim hayatımızda büyük bir yer etti. 5,5 yıl az bir sene değil. O zaman 45 yaşındaydık. Şimdi 51 yaşındayım. İlk geldiğimde bu şeyde Yunus Emre Parkı'nın oradaki kanepelerde oturup şöyle denizi seyretmiştim. O hiç aklımdan çıkmaz. İşte iskeleyi görmek bizim için güzel bir Karadeniz hatırası olarak hayatımızda yerini almış oldu. İnşallah daha güzel günlerde gezmek için gelirim. Önce görev yapmak için geldik. Burada güzel insanlar tanıdık. Başta Ahmet abi gibi güzel bir insanla tanışmış olduk. İşte elimizden geldiğince, karınca kararınca hizmet etmeye çalıştık. Tabii ki bize devletin vermiş olduğu yetkiler dahilinde. Şimdi bazıları ne iş yaptı da diyebilir. Tabii ki SGK müdürü ne iş yapabilir? Ancak emeklilikle uğraşabilir. Sosyal güvenlik açısından genel sağlık sigortası ile uğraşabilir. Yoksa istihdamla uğraşamaz. Sadece doğal, biz istihdam kaçaklarıyla uğraşıyoruz. İstihdam kaçakları olmasın diye kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında biz iş yerlerini kontrol ediyoruz, denetliyoruz yahut da sigortalı çalışmanın önemini anlatıyoruz. Ondan dolayı da şu anda buradaki görev süremizi doldurduk. Nazilli'ye inşallah tayinimiz çıktı. Evi de toparlamış olduk bu arada. Gideceğiz. Tabii giderken burada güzel dostlar edindik. Güzel arkadaşlarımız oldu. Onları hayırla yad edeceğiz. Aynı zamanda yine telefonlarla irtibatımız devam edecek. İnşallah gezmek için de geliriz. Bu arada tabii ki insan olmamızdan kaynaklı olarak istemeyerek de olsa belki sesimiz yükselmiş olabilir. Belki insanları memnun edememiş de olabiliriz. Belki onların anlayacağı dilden konuşmayı da becerememiş olabiliriz. Onun için de bu süreç içerisinde tabii ki biz bunu muhasebe ederekten yeni yerde daha güzel bir başlangıç yapabilmek amacıyla yaşadığımız her şey bizim geçmişimiz tecrübe olarak hayatımıza yansırsa o zaman değer buluyor. Burada böyle insanlarla karşılaşmışsak, böyle insanları üzdüğümü hani aklımda yok ama ola ki
üzmüşsem onlara haklarının helal etmesini istiyorum. İnşallah Nazilli'de de bir eviniz olacak. Benim Ünye gibi güzel bir yerde arkadaşlarım, dostlarım, her şeyim var. Onun için de arkadaşlara bu 5 yıllık süreç içerisinde bana yardımcı olan, benim önümü açan bütün insanlara teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Saygıdeğer izleyenler, biz de 5,5 yıl süreyle kendinden bir parça olarak görüp insanlarımıza hizmet eden, gittiği yerde de daha başarılı işlere imza koyacağına inandığımız Erdem Esen Türk kardeşimize ve ailesine başarılarının daim olmasını diliyor. Yüce Allah ülkede, Ünye'de ve dünyada sayılarını artırsın diyor. Saygılar sunuyorum.